Bak. oğlaklar sizi acaba ne zorluyor bu dönemde en çok iş hayatı mı aile ortamında kendinizi rahat hissediyor musunuz kaygılarınız var mı bir bakalım diğer tabloyu da görelim sevgili oğlak yaşamda isteksiz ve geri planda kalmayın demişsin bak Elbette. sizi zorlayan işlerden kaçının demişsin kulağımız sende Şimdi, Nuraycığım e, sevgili oğlaklara sorumluluklarının üstünde iş sorumlulukları verilmiş olabilir. Ee, şimdi Bayram tatilindeyken Bayramdan önce bu tarz sorumluluklar verildiyse Bayramı kendinize Zindan etmeyin Bayramı bayram havasında yaşayın İş kariyer konularında direkt bir giriş yapabilir miyim? Bana verilen sorumlulukları istediğim gibi sonuçlandırabilir miyim? Kendimi eksik hissediyorsam bu alanda enerjimi nasıl yükselte, yükseltebilirime konsantre olduğunuz takdirde her türlü sorumluluğun üstesinden başarıyla gelebileceksiniz. Diyelim ki başarabileceğinize inanmadığınız işler verildi. Onu da güzel bir dille kendimi yetersiz hissediyorum diyerek ne kendinizi konumunuzdan edin ne de işinizden edin. Yani yapamayışım değilim. Sana yapamayacağın şeyler verildiyse yaşam enerjisi olarak bunu hissedersin. Tabii. Şimdi düşünsene ben astroloğum. Bana dikiş dikmekle ilgili bir iş verildi. Bilmediğim bir işi ben nasıl yapayım? Ee, onun gibi yani bilmediğiniz işler size verildiğinde bunların sorumluluğunu almayın. Kimseye de yapamayacağınız işleri yapacakmış gibi sözler vermeyin. Yani fazla sorumluluk bu hafta sevgili Oğlakları yorar. Yorar bir de bilmedikleri işlerin sorumluluklarını almak ellerindeki imkanlardan da olmalarına neden olur. Tamam ona dikkat etsinler. Buna dikkat etsinler. Özel hayatlarında, ikili ilişkilerinde, aşk hayatlarında onları ne bekliyor? Şimdi bak ufak çaplı tartışmalar, aile ortamınızda kendinizi rahat hissedeceksiniz. Evliyseniz ilişkinizin güvende olması, karşılıklı planlı programlı olmanız, güçlü huzurlu iletişimler içerisinde olmanız, evli olan Çoluk çocuk sahibi olan oğlaklar geçmişe ait ilişkilerindeki bütün sorunları masaya yatırıp sorun olan her şeyden arınacaklar. Süper. Daha iyi bir baba nasıl olabilirim? Bir oğlaksam daha iyi bir anne nasıl olabilirim? Eşimle daha nasıl mutlu edebilirim kendimi? İlişkimin enerjisini nasıl yükseltebilirim? Birbirimizin e, anlarına nasıl keyif katabilirime konsantre olacaklar. Ve bu da evli olanların, beraberlikleri olanların ilişkilerinin güçlenmesine etki edecek ve neden olacak. Yalnız olanlar, ilişkilerinde çıkmazlar yaşayanlar, bilinmezlikler ve belirsizlikler geçirenler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Neye? Neye dikkat etmeleri gerekiyor biliyor musun Nurcuğum? Karşısındaki kişiden beklediklerini alıp alamayacağını önce tahlil etmesi gerekiyor. Partnerinden talep etmeden önce. Diyelim ki baş başa bir yurt dışı planlıyor. Bu beyefendinin ya da bu kadının imkanı var mı bunu gerçekleştirebilmeye? Hı hı. Araştırma yapmadan boş hayaller ile ilişkinizin enerjisini birlikte olanlar bozmayın. Yani yapabilecek misiniz, yaşayabilecek misiniz taleplerinizi ve isteklerinizi? İlişkinizi hiç etmeyin. Bunları bir düşünün. Ya kalbi boş olanlar, yalnız olanlar bu dönemi sakin geçirmeye, dengede kalmaya özen göstersinler. Çünkü zaten Plüton'un retrosu hep derim ya öyle küçük bir gezegen ki o Allah'ım evet, dünyayı başa sende. yıkar. Ufak tefek insanlar gibidir. 50 metrede boyları yerin altındadır. Rut diye çıkarlar. Oğlakları mı etkiliyor Plüton? Oğlakları etkiliyor. Nasıl etkileyecek? Geçmiş gelecek, geçmiş gelecek arasında yalnız olanlar araf duygularda kalabilir. Bu dönem ne olur? Sizi yaşanmış, bitmiş hiçbir ilişkinin arafta bırakmasına müsaade etmeyin. Nasıl bırakmayacağım diyorsanız düşünmeyin efendim. Geçmiş yaşadım bitirdim. Faydası oldu ya da zararı oldu. Hayrı oldu ya da hüznü oldu. Ne öğretti sana? Hmm. Belki sabırsız bir çok kadındın. önemli bir şey. Bak belki sabırsız bir kadındın. Sabretmeyi öğreten bir adam oldu. Belki beklemeyi bilmeden bilmeyen bir erkektin. Beklemeyi öğrendin. Belki çok büyük konuşuyordun. Şunu öğrendin büyük lokma yut Ama büyük konuşma O yüzden hayatınıza girip çıkan Herkesin bir katkısı var Her, Hiç kimse kötü değil Herkesin bir misyonu ve görevi var arkadaşlar Ne öğrendiğine bak diyorsun Ne öğrendiğine olarak. bak Sana ne kattı ne Spot öğretti? olarak ne veriyorsun Spotun peki onlara. Sağlık olarak ekleyeceğim var mı Sağlığı da konuşalım Sağlıkta kemik yapılarına dikkat etsinler Tamam. E, ama korkulacak kaygılanacak Hiçbir şey yok yaşam enerjinizi yükseltin. Peki. Spotum bu. Yaşam enerjinizi mutlaka yükseltmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar. Peki hadi 12 Burcu tek tek dinleyelim. Ama ondan önce bir dakika 12 Burcu'ya geçmeden önce Burcu'm ne diyor köşesi var. Ekran başında bayram sabahında bizi izleyen kimileri kahvaltısı başında izliyordur bizi. Kimileri koltuğunda ya da salonunun baş köşesinde ama gözünüz mutlaka bizde olsun. Gözünüz ve kulağınız. Çünkü gezegenler bu hafta bizi öyle bir etkileyecek ki kim nasıl etkilenecek onu konuşacağız. Bakalım mı? Burcum ne diyor köşesinde gönderdiğiniz sorulara Instagram, Twitter, Nur Viral sosyal medya hesaplarım biliyorsunuz. Sorularınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Balık kadınıyım Nur ablacığım. Kilolarımdan kurtulmak için ne yapmam lazım? Ne zaman diyete girmeliyim diye soruyor. Sevgili Meryem. Şimdi Neptün'ün açısı e, balıklarda e, vurdum duymazlık oluşturdu ve yaşattı. Hı hı. Aman canım bugün yiyorum, yarın nasıl olsa yemem diyerek diyete girerim. Bu üç aydır e, yediler yediler yine yedi. hepimiz tabii ki öyleyiz. <laughs> Ee, zor süreçlerden geçtik. Hem de nasıl? Ama e, alemlerin yaratıcısı nelerin kıymetini öğretti bize, hatırlattı diyelim daha doğrusu. Şimdi artık hepimiz aldığımız kiloları verme sürecine önümüzdeki hafta ile birlikte başlıyoruz. başlıyoruz. Hadi inşallah. Ee, soruyu soran balık arkadaşıma diyorum ki, Meryem Hanım. Meryem Hanımcım, bu hafta değil haftaya Çarşamba günü diyete başlayın. Uygun tarih o Uygun zaman. Uygun tarih Peki. o zaman. Başak erkeğiyle oğlak kadını mutlu olur mu? E, Başak erkeği cimridir. Oğlak kadını da cömert erkekten hoşlanır. Şimdi kimse... Şak diye söyledin mi Ama ya? Ama ne yapayım ben? Başak erkeği hakikati cimridir. Başak durum. erkeği tutumlu mu desek? Hayatım Başak erkeği bardağındaki suyu bile yarım yarım içer ki <laughs> israf olmasın diye. Allah'ın başaklarla birlikte olanlara sabır versin. Aa, terazilerden sonra buyurun Ama başaklara. Bak, en pinti, en tutumlu, Şimdi buradan söyleyeyim bak yaşlanınca oğlunuz varsa gelinleriniz yiyecek kızınız varsa damatlarınız <laughs> yiyecek yiyin için gezin <laughs> hayat bir gün o da bugün ama gerçekten başak erkeği şaka bir yana tutumludur Tutumlu. oğlak kadını da lüksü sever sefayı sever. O yüzden de uyuşamazlar. Uyuşamazlar. Peki. Peki Boğa burcu kadını iş hayatında ne istiyor Nuray ablacığım? Boğa burcu kadınıyım ve gerçekten ne istediğimi bilmiyorum demiş. Aslında hiç zor değil. Boğa kadını iş hayatında prensiplidir. Dışarıdan bakıldığında kibirli gibi görünür. Onun Prensipli bir dünyası vardır. Eğer prensiplerine uyan kişiler varsa çevresinde onlarla gayet kaliteli bir şekilde yaşayabilir. Ama sizi prensiplerinizden dolayı yoran kişiler varsa etrafınızda önce onlardan uzaklaşmanız Boğa lazım. Boğa kibirli mi gözükür Sen Boğa, bak e, prensipli olmanın ne olduğunu bilen kişiler Boğa'nın kibirli olmadığını düzenli ve prensipli olduğunu anlar. Anlarlar. Ama evet. tanımadan hemen şey derler amiyane bir tabirle kendini beğenmiş. İşte burnu yere düşse eğilip almaz. Nereden biliyorsun eğilip almayacağımı? Hele benim burnum düşecek eğilip almayacağım. <laughs> İkizlerden <laughs> yalar yine alırım. <laughs> i̇kizler kadınının aradığı prens nasıl biri olmalı? Efendim e, formda olmalı, enerjik olmalı, ee? güzel giyinmeli. E, i̇kizler kadını hareketli e, beyefendilerden hoşlanırlar. Ha. E bunları da nereden bulabilirler? Örneğin bak bir başak ikizler kadınla cimrilik yapamaz. Pintilik yapamaz. Çünkü ikisinin de gezegeni Merkürdür. Ama o olağa yapar bunu. Demin sorulan soruda. Ee, örneğin bir teraziyle olursanız çok mutlu olursunuz. Bir kova ile olursanız çok mutlu olursunuz. Bir koçla olursanız çok mutlu olursunuz. Nerede hareket orada bereket. Yani cansız halsiz kişilerle yapamaz ikizler. Peki yengeç kadını. E, aşkta paranın önemi var mı diye soruyor yengeç kadını için. İhtiyacına göre vardır tabii ki. Olmaz mı? Ama... Aşk ve tutku düşkünüdür, sadakat düşkünüdür. Para en son plandır yengeç için. Ama tabii parayı seven iki, iki tip yengeç var. Örneğin, biz zümrütten hoşlanan yengeçler var hediye olarak. Bir de aşktan hoşlanan yengeçler var. Hangi grup olduğunu bilmek lazım. Aslan burcu kadını nasıl bir erkekten hoşlanmaz? Aslan burcu kadınını tanıyorum ve gönlünü almak istiyorum gönlünü çalmak istiyorum demiş. Nasıl bir erkekten hoşlanmaz ne olur bana anlatın. İzmir'den sevgili Şimdi Erol. Şimdi eğer Erol Beyciğim Aslan Burcu bir hanıma gönlünüzü kaptırdıysanız geçmiş olsun. Niye? Neden? Şimdi bak Aslan kadını yöneteceği erkekli olmak ister. Onun karşısına geçtiğiniz anda tabii hayatım peki hayatım sen bilirsin hayatım işte senin zekana aşığım hep onun aklıyla gurur duyun. Ha. Aslan kadının zekasıyla gurur duyun Elde edersiniz hemen Kötü oldu aslında keşke söylemeseydim Niye? Yani aslan kadının başını yakmasaydım diye <laughs> Aşk <olsun> ya <laughs>